Mutlugünler kaza raporuyla tekrar birlikteyiz. Mert İntepe hoş geldiniz. Merhaba, hoş gördük. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Siz? İyisiniz. Biz de. Şahane. Ne yazıyor burada? Trafikte küçük hata yoktur. Evet, ne kadar doğru bir slogan, değil mi? Müthiş olmuş. En büyük hata ne trafikte yaptığımız Mert Bey? Bence bulunduğumuz güzergaha göre hızımızı ayarlayamamak. Şu an Hız problemi. gördüğümüz kazaların birçok sebebi hava, yol şartlarına göre hızı ayarlayamamak, güzergaha göre çok hızlı gidiyor olmak genel sebeplerden biri. Peki artık bir inceleme araştırma yapıldı mı bilmiyorum ama trafikte telefon kullanmak bunun önüne geçmiş olabilir mi? Telefon hani şundan ziyade WhatsApp Yazma. Tabii onu diyorum. meselesi bir hale geldi. Evet, Evet. ikisi bir arada. Yani aslında küçük hata yoktur. Telefonla konuşmak küçük hata gibi Gibi görünüyor. görünüyor. Evet. Ama güzergahında ıslak var. Senin hızın yüksek. Hepsi bir araya birleşip frene basınca küçük hatalar birleşince büyük Büyük kazalar bravo, meydana büyük geliyor. kazalar. Bakalım şu büyük Neler var? kazalara. Neler var bu hafta? Kocaeli. Peki. Kocaeli'nden of. Bu ne ya? Bir şey geldi. Bir Orayı dağıttı. kamyon türevi bir araç. İş makinesi mi? Hafriyat kamyonu. Sanki böyle Çekici şey mi? Peki. çekici de olmayabilir biliyor musun? Bu şey. Bak orada bir kabin var ya onun üzerinde böyle sanki yüksek bir yere çıkıp çalışma yapan bir kabin gibi o. Farkında mısın? Enteresan bir alet ama hani ne olduğundan da ziyade bu araba nasıl bu halde bu hızla gelip bu kadar takla attığı konumunda kayarak geliyor farkında mısın? 300 metre kayıyor takla atmış haldeyken. Evet. Dön Öndeki başa. hanımefendi günün şanslısı galiba. En şanslısı. İnanılmaz. Hatta arada bir kişi daha var kaçtı. Korkunç. Baksana kaçar kovalayana Evet. baksana. Şey düşün. Şimdi hani en büyük problem nedir dedin sen bana. Ben dedim ki sana hızdır. Şu aracın bu halde kayıp bu kadar savrulmasının birinci sebebi ne olabilir? Görünür sebep o. Hız değil mi? Evet. Görünür sebep. Evet. Virajın arkasını göremiyoruz. Yani sağa doğru dönen bir virajda yaklaşım hızıyla bir anda araba devriliyor ve bu şekilde kayarak inanılmaz bir görüntü bence bu. Ve yine çok ucuz atlatılmış bir kaza. Teker mi kopmuş geride? Bak. Yani Teker değil mi? En arkada kalana bak siyah. evet, Evet. ağırlık merkezi dolayısıyla geliş hızı dolayısıyla arabanın bak bakım probleminden tut hız problemine, fren probleminden tut bu sürücünün bence psikolojisini bile değerlendirmek lazım. Şimdi Mert'in tabi burada muhtemelen niye bu kaza oldu sorusuna verilebilecek olan yanıtlardan biri şeydir. Fren patladıdır. Değil mi? Öyle bir şehir efsanesi var Var değil mi? işte. Onu konuşmak için açtım mevzuyu. Fren Şahane. patlar mı? Fren Hakikaten. patlamaz. Evet. Yani sevgili Cezayir, frende patlayacak bir mekanizma yoktur. Bakım problemi vardır. Yanlış ürün, kötü malzeme kullanımından dolayı, kalitesiz bir malzeme kullanımından dolayı fren kalitesi bozulabilir. Ağır vasıtaların uzun yollarda özellikle rampa aşağı inerken sürekli fren yapmaktan dolayı fren balatalarını ısıtırlar. Düze geldiğinde fren ihtiyacın olduğunda frene basarsın, ısınmış balata işini yapmaz. Buna da tabir olarak halk arasında fren patladı, camdan içeri girdi, Denir. evden içeri girdi denir. Ama frende patlayacak bir mekanizma yok. Hidrolik eksilir. Hidrolik bir yerden kaçırır. Hortum delinir. Fren tutmaz. Basarsın ayağına bu tutmaz. Ama frende patlayacak bir mekanizma yok. Bu bir efsane, bir Bu şey bir efsane. efsane. Peki geçelim mi diğer kazaya? Var Buyurun. mı Buyurun. sormak istediğiniz? Buyurun. Ya burada zaten kim ne yapsın sorusunun bir şeyi yok, yanıtı yok. Kimsenin yapabileceği bir şey yok. Bu direkt sürücü davranış hatasıyla alakalı bir kaza. Muhtemelen. Peki. Şimdiki görüntü nereden? Van'dan bir görüntü var. Bir kar küreme aracının Şaşkınlık verici bir şey neydi görüntüsü. o? Zürafa şeye girer ya. Ne onun adı? Nereye? Cam satılan züccaciye dükkanına girer Nereye dokunsan gibi bir şey var galiba, durum var. devirirsin. Şimdi güzergahta kar küreme makinesi gelirken bir durmamız lazım bizim bir yerde. Tam evet. Şimdi Evet. aslında zeminde anormal büyük bir kar birikintisi yok. Yani hafif erime var. Evet. Sağlı sollu yol kenarında kar var. İnsanlar da karda yürüyemediği için hafif yola yakın bir yerde yürüyorlar ya da işte vesait bekliyorlar. Kar küreme makinesinin hangi bilinçle ve hangi bakış açısıyla bu yoldaki karı temizlemeye çalışırken ki bu insanların görmemesi ve bu kadar yüksek hızda geliyor olması, kar küreme makinesi bu kadar yüksek hızda gelmez. 15-20 kilometreyle gelir, yavaş yavaş yolu açar
Ve yolu açarken de en büyük özellik şudur. Şimdi yayalara geleceğim ama bundan evvel çok önemli bir şey var. Kar küreme makinesinin geçtiği her güzergah, eğer rüzgar varsa 5 ya da 10 dakika sonra hemen gizli buzlanma yaratır. O yüzden kar küreme makinesinin eğitimlerinde yavaş gitmesini söylerler. Hızlı giderse orada daha büyük bir buzlanma ve daha sert bir zemin yaratır. Daha çabuk. Aynı. Bravo. Peki. Şimdi bu adamcağızın Acelesi var belli ki. Maç falan mı vardı o gün, bir şey mi vardı? Derbi merbi bir şey. Bu adamın kafasında bir şey var abi. Var. Acelesi falan yok. Bu şey işte hani bir çekici üzerinden hanımefendi düşmüştü, hatırlıyor musun? Evet, yani. Evet. Şimdi orada neden bahsettik? İş sevgisinden, ahlakından, ciddiyetsiz. Değil mi? Burada da bu çok ciddiyetsiz bir şey. Benzer bir şey var. Durum. Hala bakar mısın? Vurduğu insanlar düşüyor yere, farkında mısın? Ve bu çamur, yani karla biriken bu çamur, öyle geldiği zaman var ya, rezil olursun yolda. Peki. Diğer görüntüye geçelim. Bu arada fil şey, İnanın zürafa mi? Değil o fil değil mi? Şeye giren, züccaciye dükkanına. Valla zürafanın aşkına, filler döndü şaşkına. Haydi bakalım, hani? böyle toparlayalım en azından. Son görüntümüz. Şehir içi. Mardin mi? Mardin'den. Mardin kapı şen, evet, olur türküsüyle. Kapı oyun. Gerçekten. Şen. Mardin kapı şen olur. Şen oldu. Ya gerçekten. Bu minibüsçü niye buraya doğru yanaşıyor? Yanaşıyor bence arabaya doğru. Muhtemelen ileride şey var. Birini gördü. Yolcu gördü ileride. Yolcu gördü. Hı. Görmediğini kabul et. Sevgili kardeş, duralım. Duralım. Yolun güzergahından kendi sağına doğru geliyor. Kabul mü? Evet. Ben de diyorum ki para alışverişi yapıyor olabilir mi? Mümkündür. Hani arkaya döndü minibüsçü, paranın üstünü geri veriyor filan. Araba sağa doğru kayıyor. Mümkündür. Çünkü... Yürüt biraz daha sevgili kardeşim. Nasıl? Arabayı vursun. Kapıya vurdu mu? Vurdu. Evet. Tekrar arabayı sol yapıyor şu an. Farkında mısın? Sol yapıyor direksiyonu. Şeridine doğru dönüyor. Hı-hı. Arkadaki arabanın durduğu noktaya bakalım hep beraber. Sanki bu şeritte gitse, bu kapı açılmasına rağmen bu kaza olur mu? Olmaz. Peki bu kapı böyle mi açılır? Nasıl? Başka yani? Bir de yukarı doğru martı kapılar var. Onlardan... Hani bazı lüks ara spor arabalarda ya, martı bir şey söyleyeceğim. Bak, kapıyı açma şekline bak şahsın. Bak şimdi. Bak. Aynaya bakmalı mı? Evet. Ondan bahsediyorum. Eyvallah. Yani bir bak, değil mi? Olduğu gibi açmış kapıyı. Aynaya bak, tehlike var mı? Araba geliyor mu? Ya ben şeyi burada rapor tutan kişi olsam ikisine de %50-50 veririm. Şimdi yol güvenliği açısından ve kişisel güvenliğimiz açısından aynadan bak, tehlike varsa kapıyı açma, evet, arabadan inme. Fakat evet, bir şey söyleyeyim mi? Bu da Tetris oyunu gibi, sen kapıyı açtın diye ceza veren bir adam varmış gibi bir hal var yani. Çünkü hani muhakkak görmediği bir alan o. Ve direksiyon oraya kaçıyor, onu kendi kendine geliyor araba oraya. Bence görebilir ya, aynadan çok rahat görebilir. Hiç bakmamış aynaya. Hayır, minibüsçüye bak ya. Minibüsçü önünde olan olayı nasıl görmüyor? Tamam. Minibüs kapı hatalı. Açtı. Minibüs de hatalı. Ama bu açma da böyle açılmaz ki. Şeydesin ya. Ya yani, bunu söylemek hani... istemiyorum ama bizim böyle hafif ticari kullanıcı arkadaşlarım böyle bazen kornayla, bazen sıkıştırarak, bazen dibine girerek falan böyle bir ince bir korkutması vardır ya. Bu ince bir korkutmanın farkında olmadan kazası olmadıysa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ha, bu şeyle yapıldı diyorsun. Tabii canım. Ya gitsene yolunda dümdüz. Peki. Ben de %50-%50 hata olduğu şeyindeyim. Kanaatindeyim. Park yerlerini hani... Yani iki tane konu var. Park halinde bu arabaya bak, inerken arkaya doğru bak, katılıyorum. Aynadan evet, gör. Evet. Ama arkadaki minibüsçü niye bu arabaya gelip buna doğru yanaşmıyor da çarpmıyor kendi şeridinde? Böyle bak olaya. Peki. Yani. Bu park yeri şey mi? Doğru mu? Bence değil. 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 Öyle bir durum var yani. Park ya zaten yol çizgisi yok. Park yeri bana göre orada farkındaysan engellileri de gösteren bir kaldırımda bir hat var. Görüyorsun. Evet. Engellilerin de yürüyeceği. Körler için evet. Evet. Baktığında yol çizgisi yok. Parklanmanın yasak olduğu bir yer. Hı-hı. Şimdi hepsi bir araya. İşte trafikte küçük hata yoktur. Buyur. Kapıyı açarken baksan bu evet, küçük hata. Trafikte küçük hata yoktur. Bu ya. Haftanın görüntüsü bu. Çok güzelmiş. Değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Ne bunun adı? Drift mi? Drift. Drift. 112 ambulans şoförümüzün drift sevgisi. Herkesin drift yapma hakkı var. Var. Herkesin drift yapma hakkı var. Tabii yetenek ve kabiliyetlerimiz dolayısıyla Türk insanının otomotive merakı, araç kabiliyetini bir yerde gösterebilme,
arkadan itişli dediğimiz minibüs segmentinde arkadan itişli drift yapmaya müsait. Ama bunu asfaltta bu arabayla drift yapamazsın. Arabanın gücü yetmez. Anca zemin kaygan olacak. Kardan faydalanacaksın. Böyle bir ince bir şaşırmışlığın videosudur yani bu. Muhtemelen sosyal medyanın gücü bunu alacak. Şimdi Twitter'dan şuradan buradan yayınlayacak. Başka niye çeker? Değil mi? Ya da WhatsApp grubundan arkadaşlarına filan. Peki bu arkadaşa, nasılım? Bu sürücü arkadaşa bir denetim mekanizması gel kardeşim dememiş midir sence? Demesi lazım. Dediğini zannediyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Yani şimdi biz bir minibüs görüyoruz ama ambulans seviyesiyle baktığımız için bunun içinde o kadar çok ekipman var ki sağa sola savrulacak, düşecek, kırılacak, evet, bozulacak. Evet. O kadar çok ekipman var ki. Kamu hani, malına zarar verme. Bak bir taraftan da şunu söylüyorum. Bu ülkede çok ciddi sayıda ambulans kazası var. İçinde yaralı hasta varken, hastaneye giderken çok ciddi ambulans kazası var. Bak ambulanslarla ilgili bir şey söylüyorum. Driftini bir kenara koy. Kabiliyetli kardeşimmiş ama biraz daha kontra vermen lazım Sayın 112. Bak yanlış yerde gaza. Evet evet ya ver şimdi kontra. Oğlum, ya bak o yüzden dönmüyor. Ver kontrayı dönecek. Bunun eğitimini alın en azından madem şeyin var. Bak kontra vermediği için yarımda kaldı İlgin drift. Var. Bak gel güzel yürüt. Tam kontra yapman lazım. Bak yapamadığı için dönmüyor. Neyse öğreteceğim sana da 112. Ben sana ambulansla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Ambulans, minibüs değil mi? Evet. Bir hız limiti var. Hı. Şehir içi, şehir dışı. Bak iddia ediyorum. Kim varsa buyursun gelsin. Bu ambulanslar hastayı, yaralıyı hastaneye götürürken olaydan alıp giderken kazaya karışıyor ya. Gittikleri hızdan dolayı karışıyor. Ve bana biri bunu ispat etsin. Ambulansın geçiş üstünlüğü vardır. Tamam. Kavşakta, tamam. Işıkta, tamam. Göbekte, orada, burada. Ama bu arabanın var olan hız limitinden daha hızlı gidemez. Net söylüyorum bak. Ambulansın hızlı gitme hakkı yoktur. Ne demek o? Nasıl yoktur? Yoktur. Geçiş hakkı vardır. Geçiş tamam. Hakkı üstünlüğü vardır. Tamam. Ambulans E5'te gidiyor. Hız limiti kaç minibüsün? 80. 80 gider. Ha o şey limite uymak zorunda. Şehir içinde hız limiti kaç? 50. 50 gider. Anladım. Hiçbir yerde ambulans hızlı gider yazmaz. Geçiş üstünlüğü vardır. Tamam. Bizim fikrimizde böyle gençlere, böyle kardeşlere öğrettiğimiz ambulans hızlı gider konusu oldu mu drift yapmaya çalışıyor. Ambulans hızlı yani gitmez. Geçiş üstünlüğü vardır. Peki ambulansın içine konan iş adamlarını ne yapacağız? Maça gidiyor onlar. Maça gidiyorlar değil mi? Ya ne yapsın gitsin çocuk ya maça yetişecek. Bence de yani. Yani bu trafikte nasıl gidecek önemli. Karşıdan karşıya? Evet. Bu çocuğa drift öğretmem lazım. O şeymiş lazım. Toplantıymış yalnız. O sizin işiniz beyefendi. İşim o öğreteceğim mi? Drift öğreteceğim. Öğretin. Ama fena değil. Evet. Başlangıç olarak tekniği iyi. Tekniği geliştirebilir. Gelişir. Gibi duruyor, görünüyor. Allah yardım etsin. Şaşırmış kardeşimiz. Abi, Allah yardım etsin. Haftaya görüşürüz. Bitiriyoruz. Hoşçakalın. Şunu unutmayın lütfen. Hoşçakalın.